Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en sağlam telefonu olma iddiasını Guinness rekoru kırarak kanıtlamış Sony XP33C0 Force'a sağlamlık testi yapıyoruz. Arkadaşlar kanalımızda sağlamlığıyla nam salmış birçok telefona sağlamlık testi yaptık zaten ama bu sefer biraz çetin cevize çattık gibi. Çünkü telefon ultra sağlam iddiasını taşıyor, hatta taşımıyor tescillemişler. Bu da şöyle oluyor arkadaşlar, 2011 yılında telefonu 25 metreden aşağıya atıyorlar. O sırada Guinness yetkilileri de orada ve ödülü onaylıyorlar. Adamlar dünyanın en sağlam telefonu olmuş oluyor. Bakalım Sony bizden de sağlam çıkabilecek mi? Telefonumuz oldukça kalın arkadaşlar, 28 milimetrelik bir kalınlık var. iPhone onun 8 mm olduğunu hatırlatayım. Varın gerisini siz düşünün. Ayrıca 185 gramlık bir ağırlığımız var. Günümüze göre ağırlık konusunda kötü değil diyebiliriz. Şimdi lafı fazla dolandırmadan gelin bir sağlamlık testlerimize geçelim. Ufaktan anahtarla bir başlayalım. Şöyle anahtarla bir deneyelim bakalım. Bakıyorum arkadaşlar, burayı çizmedi. Ekranda deneyelim. Şu an herhangi bir çizilme göremiyorum. Şimdi bir de daha keskin bir şey deneyelim. Bıçakla şurası gidecek gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi lastik olduğu için direkt gidiyor. Şimdi klasik telefon dönerimizi de şöyle yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yan taraf tamamen çizilebiliyor. Arkadaşlar 25 metreye dayanacak mı onu test edeceğiz ama kulak hizasından bırakıyorum. Arkadaşlar telefon eskisinden sanki daha sağlam çıktı. Kulaktan düşürme testini fazla abartmayacağız, zaten 25 metreden düşüreceğiz. Şimdi sıradaki teste geçelim. Telefonda IP68 sertifikası var. Suya tabii ki de dayanacak. Çok da zorlamaya gerek yok ama Çağdaş bir su getiriyor. 5-10 dakika dursun bakalım. Evet, yaklaşık bir 10 dakika oldu arkadaşlar. Suyunu da süzdürelim. Şu an telefon cayır cayır çalışıyor. Kamerayı da açayım şöyle. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorunumuz yok. Telefon 10 dakika suda bekledi. Birazcık da buzlukta beklesin. -25 artı 50 derece arasında çalışabiliyormuş. Bakalım. Evet, yaklaşık 10 dakika olmuştur diye tahmin ediyorum ve buzluğumuzu açalım. Tam 10 dakika olmuş. Hakikaten telefon şu an gerçekten soğuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonda hiçbir şey yok. Kamera da gayet düzgün çalışmıyor çünkü bir silmek lazım. Evet, şimdi çalışmaya başladı. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, bayağı burası erimiş arkadaşlar. Telefonun sert yüzeyleri, yani şu kısımlar zaten buraya çok tutmak istemedi. Batarya var, çok sıkıntı çıkarmaz. Ancak plastik olan yerler bayağı eriyor arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Evet, bütün gücümü harcadım arkadaşlar. Telefonda tabii ki de herhangi bir bükülme, yamulma yok. Şimdi bir 25 metreye geçelim arkadaşlar. Bakalım 25 metreden düşünce neler olacak. Arkadaşlar gün aşımı oldu. Video ertesi güne sarktı, biz çekimlere devam ediyoruz. Hava biraz güneşli, o yüzden gözlükle karşınıza çıktık. Şimdi yüksek bir binaya geldik arkadaşlar. 10 kat var. Birinci kat, zemin katla birlikte yaklaşık 25-30 metre arasında bir yüksekliğimiz var. Yani. Bakalım telefon Guinness Rekorlar kitabındaki iddiasını burada da devam ettirebilecek mi? Hep beraber test edelim. Arkadaşlar şimdi Lütfi yükseklik biraz bozuyor, o yüzden iş bana kaldı. Tabii ki de yüzüstü bırakacağım. Bıraktım. Uf. 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 Bunun içi bir fena alıyor, şu aşağı inelim. Telefona bakalım, bence kırıldı. İddiaya da varım. Hatta şu an anketi bıraktım, sizce kırıldı mı? Hadi bakalım inelim. Yapma be. Ama yüzüstü bıraktım. Şimdi Çağdaş sen çok yüzüstü bıraktın falan dedin de. Aynen. Telefon 500 takla attı inene kadar. Ağır çekimlere zaten gördük onu. Ekran Gorilla Glass'tı zaten. Orasının gitmesi normal. Gorilla Glass'ın ilk versiyonuydu. Ama telefonun kasa olarak başına bir şey gelmedi. Tabii ki de böyle kırık camlara evinizde yapmayın, ellemeyin arkadaşlar. Şöyle çıkartalım. Yok, telefon fişi çekmiş ya. Geçmiş olsun. Guinness'e girmiş olabilirsin güzel kardeşim ama Web Tekno'nun rekorlar kitabına girmeye hak kazanmadın. Seni şimdi prese sokacağız.
Evet arkadaşlar, şimdiki durağımız İzmir 2. Sanayi. Leventler Oto Torna Atölyesi'ne geldik ve yanımızda Necip Usta var. Merhaba ustam. Merhabalar. Gördüğünüz gibi burada 100 ton yazıyor arkadaşlar. Bu alete bir 100 ton basalım. Bakalım başına neler gelecek. Ustam hazır mıyız? Hazırız. O zaman 100 ton istiyoruz. Ustam düz koyduk, bir de bunu dümdüz yapalım rica ediyoruz. Eline sağlık Necip Usta. Dümdüz oldu telefonumuz. Şöyle bir bakayım. Tuş takımı tam düz olmadı sanki. Burayı basalım bir de. Basalım ne demek? Sana zahmet. Bir 100 tonda tuş takımını istiyoruz. Evet arkadaşlar, dünyanın en sağlam telefonu artık dünyanın en ince telefonu olmaya doğru ilerledi. Tuş takımını da ezdik. Evet arkadaşlar, böylece yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videomuzda Guinness Rekorlar kitabına sağlamlığıyla girmiş bir telefonu biz de sağlamlık testi yaptık. Çağdaş ne yapıyorsun ya? Ver. Dur abi, incelemek istedim. Rekorlar kitabına 25 metreden düşerek sağlam çıkmasıyla girmişti ancak bizim testimizden çıkamadı. Üstüne Necip Usta'ya geldik, 100 tonluk bir baskı uyguladık ve telefonun son hali görenleri şaşırttı. Lego'ya döndü. Aynen, bildiğiniz Lego oldu arkadaşlar. Böylece de yavaştan videomuzun da... Bak buradan bir şeyler çıkıyor. Yani. Telefonun sümüğü. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz hemen şurada duran bağlantıya tıklayarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca Necip Usta'ya bir kez daha teşekkürlerimizi sunalım. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.